Haddinizi aşmanın en güzel yollarından biri elbette kendi işinizi yapmak. Yani hiç şüphesiz. Böylece işte başkalarının emir almaktan kurtulursunuz. Kendi zamanınızın kontrolünü ele alırsınız. Hoşlandığınız şeyleri yapıp hoşlanmadığınız şeyleri yapmama gibi bir güce ulaşabilirsiniz. Bunlar hep büyük avantaj. Ama tabii zor da bir iş kendi işini kurmak. Zaten bu konuda bolca kitap var, mentor var, danışman var. Kendi işinizi nasıl kuracağınızı hep anlatıyorlar. Ama benim şaşırtan konu çoğunda bu tip bilgilerin daha işin teknik tarafının üzerine duruluyor. Yani işte bir startup nasıl kurulur, müşteri problemleri nasıl keşfedilir, çözümler nasıl tasarlanır, bununla ilgili teknoloji nasıl geliştirilir, satış nasıl yapılır, pazarlama nasıl yapılır. Bunlar doğru ama şunu unutmamak gerekiyor. Girişim sonuçta bir iş kurmak insani bir süreç. Ve bir insan olarak sizin bu süreçten beklentileriniz ne? Bunun sonucu nereye varmak istiyorsunuz? Bunun daha fazla sorgulanması lazım. Ben bu çerçevede benden işte bu konuda biraz destek isteyen arkadaşlara bazı sorular soruyorum. Bugün o soruları size yönlendireceğim. İşini kurma hayali olan varsa. Çünkü bu soruları, yanıtlarını kuvvetli olarak biliyor olmak, bunlar üzerine kafa yoruyor olmak daha sağlıklı bir iş kurmanıza yardımcı olacaktır. Yani. İlk soru ne? Kaynak ne? Ne kadar kaynak koyacaksınız bu işe? Kaynak deyince bu para olabilir, kendi zamanınız olabilir, özveri olabilir, enerji olabilir. Alacağınız risk de bir kaynak aslında bakarsanız. Ne kadar kaynak koymayı düşünüyorsunuz? İşte kenardaki 3-5 kuruş paranızla mı bu işi yapacaksınız? Yoksa bir ev, bark mı satacaksınız? Yoksa çok daha büyük hayalleriniz var ve bunun için size kredi verecek veyahut da ortak olacak insanlara mı gidiyor olacaksınız? Yani birinci büyük soru bu. Ben mesela haddinaş.net'i kurarken kaynak konusundaki kararım netti. Dedim ki işin büyük bölümünü ben yapıyor olacağım. Bir iki yazar arkadaşı ihtiyacım var. İçerik üretiminde bir arkadaşım var zaten çalışan. Belki sosyal medyada ve görsel anlamda bunu iyi desteklemek için bir zevk sahibi, görsel yetenekleri, video, grafik üretimi gibi şeyleri olan bir insana ihtiyaç duyabilirim. Onun dışında freelancerlar kullanırım ihtiyaç oldukça. Başka da kaynak kullanmayacağım. Bundan dolayı kendi öz kaynaklarımla bu işi yapıyor olacağım. Kimseden girip kredimi de almaya niyetim yok. Zaman olarak da başlangıçta bu iş ayağa kalkana kadar zamanımın yarısını biraz fazla erken kalkarak, çünkü biliyorsunuz benim ana para kazanma işim kurumlara eğitim, danışmanlık vermek. Oradan bir kısmını ise işte biraz fedakarlıkla yapacağım. Zaman içerisinde inşallah iş güçlendikçe, abone sayısı arttıkça, haddinaş.net'in abone sayısı arttıkça bu iş daha full time hale getiriyor olacağım. Kararım buydu. O yüzden borç almama, az sayıda insanla çalışma, çoğu işi kendimin yapmaya devam ediyor olması, çünkü çok zevk alıyorum bundan. Benim ana kararlarımdı. Bu kararları vermeniz lazım. Ve bu kararlarınızın içinde de hayallerinizle bir tutarlılık kurmanız lazım. Mesela benim bu işten milyonlarca dolar kazanmak gibi hayalim olamaz. Çünkü kurguladığım yapı, aldığım risk ve kullandığım kaynak az. Ve böyle de olmasını istiyorum. Böyle bir sınırlamam da var. Neden? Böyle istiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Öyle büyük işler, büyük stresler beni pek mutlu etmiyorlar. İkinci konu, yaptığınız işin müşterisi kim ve ona ne değer katacaksınız konusuna biraz odaklanmak lazım. Ama bu hani ben müşterinin hangi problemini çözüyorum değil. Daha öncelikli bir şey var. Bu müşterilerle beraber olmaktan ben hoşlanacak mıyım? Ben daha evvel bir giyim perakendisi işi yaptım. Kadınlara yönelik giyim ürünleri satıyordum perakendede de. Perişan oldum. Zaten sonunda iyi bitmedi. İflas ettim, daha evvel anlatmıştım. Niye? Çünkü zaten hani böyle giyim benim ilgimi çeken bir konuysan olmadı. İşte bir tişörtle hayatım geçiyor. Hanımların o giyim alışveriş sırasında yaşadıkları şeyler de ben pek hoşlanmadım. Müşteri olarak da onlarla pek konuşacak bir şeyim de yoktu. Yani hiç aynı dünyanın insanları değildik. O yüzden de zaten sonu iyi gelmedi. Çünkü bir işin müşterilerini sevmiyorsanız veya o müşterilerle iş yapmaktan keyif almıyorsanız, haz etmiyorsanız o işte başarısız olacağınız %100. Haddinaş.net'in üyeleri, ücretli üyeleri kimler? Kendini geliştirmek isteyen her alandan öğrenciler var, girişimciler var, profesyoneller var, kendi işini kurmaya başlayan part-time, freelance çalışanlar var. Müthiş bir topluluk bu. Çünkü kendi geliştirmeye çalışıyor, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ben onları vermemekten çok mutluyum. O yüzden ikinci soru bu. Müşterim kim olacak? Ben onunla olmaktan mutlu olur muyum? Üçüncü soru, bu da kritik bir soru. Ne kazanmak istiyorsunuz bundan? Yani tabii herkes para kazanmak ister de tanımını iyi yapmak lazım bunun. Çok mu para kazanmak istiyorsunuz? Yoksa hayatınızı işte keyifli bir şekilde geçirecek, size de zaman kalacak bir para kazanmak mı istiyorsunuz? Her gün bundan bir gelir elde etmek mi istiyorsunuz? Yoksa büyük bir sonuca mı oynamak istiyorsunuz? Yani startup kurmak öyle bir şey. Startuplar çok uzun yıllar boyunca startup kurucuları sürünüyorlar.
Sonra bir gün işte büyük bir yatırım alıyorlar. O yatırımı işler büyüyor. Sonra bir gün inşallah birdenbire çok zenginleşiyorlar. Bütün başarılı startup hikayelerine baktığımda 5-6 yıl çok ciddi acılar içinde giden ama sonuçta o büyük edil ödülü alıp ondan sonra hayatında işte insanlar var. Hangisi tercih ediyorsunuz? Benim tercihim belli. Ben öyle bir startupçı falan değilim. Haddinaş.net'te de her gün bundan bir gelir elde etmek istiyorum. Sonunda da 1000 aboneye ulaştığımda işi daha fazla büyütmeme kararındayım. Bu sınırlamalara ihtiyacımız var. Bunlar da önemli kararlar. Çünkü 1000 abone ötesine geçtiğim zaman artık tekrar ekip büyütmem, ekip kurmam, altyapı yönetmem gerekiyor. Bunu biraz hesapladım. 1000 abone bana yeterli. 1000 aboneden yılda 1000 lira kişi başı kazanırsam 1 milyon lira ediyor. Benim zaten bütün yaşam giderlerimi rahat rahat çözecek bir şey. Bana vakit kalan vakitlere yatırımlarımla ilgilenirim. Belki yine büyük kurumlara biraz ufak tefek işler yaparım. Benim için yeterli bir program. Bu sınırlara kararını vermek gerekiyor. İşin parasal tarafında ve sonunda büyük bir ödüle mi yoksa sürekli bir gelire mi oynuyorsunuz? Ne kadar büyük para istiyorsunuz? Buna karar vermeniz lazım. Ve bu üç konunun yani ne kadar kaynak ayıracağım, müşterim kimler olacak ve bundan ne kadar para kazanmak istiyorum birbirinden uyum içinde olması gerekiyor. Ben haddinaaş.net'ten milyonlarca lira para kazanmak istiyorsam o zaman ekip kurmam gerekiyor. Kaynağımı büyütmem, riskimi artırmam gerekiyor. İleride kaynak görüşüm değişebilir. Yani böyle her zaman baştan koyduğunuz sınıra sonuna kadar bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bazen girişimler, işler kendilerini büyütüyorlar. Sürprize olabiliyor ama bu kararları vermek son derece önemli. Dördüncü büyük soru da her gün ne yapmak istiyorum ben? Bir iş sahibi olmak, bir girişim sahibi olmak aslında günlük hayatınızı belirliyor. Gününüzü nasıl geçireceğinizi, nelerle uğraşacağınızı, aktivitelerinizi belirliyor. Ne yapmak istiyorsunuz günlük? Bu önemli bir karar. Çünkü bu aslında mutluluğa da bizi götüren, kendimizi bu dünyadaki anlamını da yerine getiren bir şey. Ben haddinaaş.net'te işte yazmayı seviyorum, okumayı seviyorum, böyle videolar, podcastler üretmeyi seviyorum, yeni fikirleri paylaşmayı seviyorum ve bunu her gün yapabilirim yani. Bunun için zaten birilerinin bana para vermesi benim için bir sürpriz, öyle söyleyeyim. Zaten yapmaktan hoşlandığım bir şey. Her gün yapmaktan hoşlandığım şey, bu demin dedim ya giyim perakendisi yaptım bir ara, nefret etmiştim ya. Dükkana git, dükkanlarım vardı birkaç tane aç, işte ürünleri doğru seçtiğimi seçemediğimi, çalındığımı çalınmadığımı, personel o gün işe geldi mi gelmedi mi hiç hoşlanmamıştım. Yani o günü yönetmekten hoşlanmadım. Öyle bir gün yönetmek isteyenler var mı? Günleri öyle geçsin elbette var. Onlar o işi yapsınlar. Ben de bu işi yapayım. O yüzden dördüncü konu gününüzü nasıl geçireceksiniz? Ve beşinci ve son konu da başarıyı nasıl tanımlarsınız? Yani bu işin başarılı olması durumunda nasıl bir hayatınız olacak? İşte yatlarda, katlarda gezen, ondan sonra işte en güzel kızla, en yakışıklı erkeklerle çıkan sosyal hayat, gece hayatı, bunlara doğru mu gideceksiniz? Yoksa ürettiğiniz bilimle, bilim çevrelerinde saygı gören, işte her yere çağrılan, konuşmaya çağrılan bir insan mı olacaksınız? Yoksa işte benim hedeflediğim gibi günün yarısını çalışarak, yarısını da çoluk çocuğuyla keyifle geçiren, bir yandan da yaptığı işten hakikaten mutlu olduğu için onun gülümsemesi yüzüne yayılan bir insan mı olacaksınız? Yani bunların hiçbirini diğerine tercih etmiyorum. Bu benim tercihim daha doğrusu. Hiçbir diğerinin üstün değil. Bu benim tercihim. Tabii ki siz kendi tercihinizi kendiniz yapacaksınız. Bu da çok önemli. Çünkü başarının tanımını doğru yaparsanız geri kalan o ilk dört soruyu daha doğru kurgularsınız. Yani ben başarının tanımını işte bir süre sonra yarı zaman çalışacağım ama inşallah ömrümün sonuna kadar çalışacağım. Yazacağım, çizeceğim, üreteceğim. İnsanlara değer katacağım. Bundan benim de işte biraz derdi toplu iyi bir geçimimi sağlayacak bir iş kurmak istiyorum dediğimden beri geri kalan işler netleşmiş durumda. O yüzden bu 5 soruyu iyi cevaplamanız gerekiyor. Daha sonra karar verin iş fikrinize vesaire. Çünkü seçeceğiniz iş fikri bu 5 soruyla paralel olmalı. Hatırlayalım soruları. Ne kadar kaynak ayıracaksınız? Yani para, zaman, risk, kendi kaynaklarınızı, dış kaynağı mı destek ihtiyaç duyuyorsunuz? Müşterileriniz kim olacak? Onlarla beraber olmaktan mutlu musunuz? İkinci soru bu. Üçüncü soru, sonuçta bundan ne kazanmak istiyorsunuz? Büyük bir sonuç mu almak istiyorsunuz? Daha alçak gönüllü müsünüz? Yıllarca sürünüp sonunda büyük bir sonucu mu hedefliyorsunuz? Yoksa bugüne itibaren her gün biraz gelir elde etmeyi mi istiyorsunuz? Üçüncü soru bu. Dördüncü soru, her gün ne yapmak istersiniz? Günleriniz nasıl geçsin istiyorsunuz? Bu bir karar. Ve beşinci ve son soru da, başarının tanımı sizce nedir? Bu soruları yanıtlamadan iş fikirlerinin peşine düşmeyin. Çünkü hakikaten bir iş kurmak çok zor bir iş. Vaktinizi çok alacak bir iş, ömrünüzü tüketen bir iş, riskleri olan bir yolculuk bu. Ve sonunda mutsuz olmak ihtimaliniz var. Benim ilk girişim denemem olan giyim perakendicinin sonunda ben çok mutsuz oldum. İş de başarılı gitmedi. Kaldı ki iş başarılı da olsa mutlu olur muydum emin değilim yani. O yüzden lütfen bu 5 soruyu bir gözden geçirin. Evet, her zamanki gibi hoşunuza gitmişse lütfen bir like, bir yorum çok iyi olur. Bu arada
beni haddinaş.net sitesinden de takip edin lütfen. Hatta linki var. Orada da bir sürü harika içerikler paylaşıyoruz. İlginizi çekebilirler diye düşünüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.